İkiz Aynası'ndan herkese merhaba. Bu hafta oyuncu Engin Günaydın'ı ağırlıyoruz. Onu ilk kez Bir Demet Tiyatro'da Zabıta İrfan karakteriyle tanımıştık. Kariyerinin ikinci dönüm noktasını ise Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakteriyle olmuştu. Şimdilerde ise Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yeraltı filminde başrol oynuyor. Engin Günaydın'la kendisini, oyunculuğunu ve hayatını konuşacağız. Bakalım bu hafta İkiz Aynası'na neler yansıyacak? İkiz Aynası başlıyor. Engin Günaydın, oyuncu. Engin Günaydın, 29 Ocak 1969 yılında Tokat'ın Elbağa ilçesinde dünyaya geldi. Lisedeyken okullar arası tiyatro yarışmasında ödül aldı ve oyunculuk hayatına ilk adımı attı. Kullansan hiçbir zaman bu kadar yalnız olmayacaksın. Arkadaş setin olacaktı. Pislik. Gir lan! Engin Günaydın'ın ilk tiyatro deneyimi ise Oto Gargara oyunuydu. Daha sonra aldığı teklifle Bir Demet Tiyatro'da Zabıta İrfan karakterini canlandırdı. Ana! Benim arabayı aldı gitti, hiçbir şey yapamadın mı sen? He? Jacklu? Ana! Arabamı gitti yapıyorum. Zeki Demirkubuz'un yazgısıyla Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. 2001-2004 yılları arasında kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da gösterdi. Burada kısa skeçlerde yer alan Günaydın, Yazı Turu adlı filminde ise Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında Hadi Uç Bakalım ve Alacakaranlık dizilerinde oynadı. Engin Günaydın asıl çıkışını 2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakteriyle yaptı. Allah kahretsin seni ya. Gelmiyor aklıma ya benim. Antigron geliyor aklıma. Ay bende de bu çirkin adam çıktı. Bavyen filminin senaryosunu yazan ve başrolünde oynayan Engin Günaydın, son olarak Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yeraltı filminde başrol oynuyor. İyi seyirler. Hırsız! Bir ödül aldım diye kendini seçtiğimi mi zannediyorsun? You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. O zaman hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evim balkonundayız şu anda. Ya tespiti yaptıktan sonra ben sorumu sorabilir miyim o zaman? Evet. Peki. Siz komedi oyuncusu olarak geçiyorsunuz. Kendinizi komik buluyor musunuz? Komedi oyuncuları kendini komik bulur mu ya da? Aslında pek bulmaz. Yani ben kendimi böyle komik bulan birisi değilim. Aksine böyle aksi bir adam gibi böyle sorunlu psikolojik hastalıkları olan endişeli, kaygılı birisi olarak görüyorum ben. Yani öyle çok neşeli biri olmak isterdim. Oynadığınız yani roller dışında çok daha başka bir o zaman portre çiziyorsunuz. Kendiniz çok daha bambaşka biri. Tabii yani şimdi sahne demek komedi, özellikle komedi oynadığınız zaman aslında sahneye çıkmak gibi bir şey o. Yani performans sergilemek. Orada da eğer siz neşeli değilseniz, keyfiniz yoksa hayatta o sahneyi oynayamazsınız. Yani ya da başarısız bir sahne olur. Ondan dolayı kendinizi iyi hazırlamanız gerekiyor. Yani peki, sete gitmeden önce kendimi iyi hazırlıyorum. İzledikten sonra ne oluyor? İzledikten sonra çok komikmişim falan işte tiyatroda böyle bir şans yok da. İşte dizilerde ya da filmlerde o rolün akışına göre komik olmak durumundasınız. Yani ekranda izlediğinizde kendinizi komik bulur musunuz? Komik bulmam gerekir aslında. Yani kendi eğlenmem benim için aslında çok önemli bir şey. Çünkü beni eğlendirmesi gerekiyor. Yani önce sizi eğlendirmesi. Önce beni eğlendirmesi. Az önce ilginç bir şey söylediniz. Kaygılı, problemli bir adam olarak görüyorum. Şimdi siz bunu genelde röportajlarınızda söylüyorsunuz. Sık sık hem de. Evet. İnsanın kendi olumsuz yani
her gelen anlamda mükemmel. Zaten anti kahramanlara ilgi duyduğunuzu biliyorum ben daha çok. Evet. Senaryosunu yazdığınız filmde de öyle bir karakter vardı. Evet. Celal karakteri. Şimdi neden yani bunun onları daha mı ilginç buluyorsunuz? Yani mükemmel olmak daha mı sıradan? Ondan mı? Neden buna çok vurgu yapıyorsunuz? Evet, aslında bu bir hani kişisel bir itiraf olduğu için söylüyorum. Yani aslında her şeyin yolunda olmadığını söylemek için söylüyorum. Yani işte komedi oynayanlar ya da oyuncuların çok böyle her şey yolundaymış gibi bir halleri aslında yok. Yani zaten yoktur ama. Sadece onu belki hani söylemek için böyle yardım ettim. Peki oyunculuğa yani. Güzel. Oyunculuğa başkalarının sizin üzerinizden. Çünkü siz bir dönem gerçekten oynadığınız karakterlerle ciddi anlamda çok sevilen bir oyuncu oldunuz. Yani bu siz bu kadar anlam yüklüyor musunuz? Yani dışarıdan yüklenilen anlam böyle bir fanatikleşme var. Sizin içinizde var mı? Oyunculuğa, mesela bazı oyunculuğa çok anlam yüklerler. Evet. Ya sanki çok dünyanın en önemli işini yapıyormuş gibi anlatırlar. Çevrede evet, tabii ki. Çevrede körüklüyor, evet. Medya falan. Biraz eğitimde de vardır o. Siz bu kadar anlam yüklüyor musunuz? Eğer çok fazla anlam yüklersem o işi çok zor yaparım ben. Yani basitleştirerek. Son derece basitleştirmem gerekiyor. Çünkü karakterler bir filmin içerisinde olduklarını bilmezler. Onun için son derece sıradan bir hayat yaşadıklarını zannederler. Yani öyle olmak zorundadır. Çünkü ondan dolayı eğer önemli hale getirirseniz karakter de önemli hale otomatik olarak gelebilir. Ve bu bir hani tehlike olabilir filmin hikayesi açısından, duyguları açısından. Hani riske sokmuş olabilir. O, olabildiğince basite indirgemek, olağan hale getirmek, sıradanlaştırmak zor olan aslında. Bu önerilen bir şey mi, sonradan öğrenilebilen bir şey mi? Tamamen ruh yapısıyla mı alakalı? Aslında doğru olan bu. Yani İdeal olan bu. Evet. Yani sıradan bir hayat yaşayıp, sıradan bir hayat ...la beraber olup ondan sonra rollerinizde sıradan oynamanız gerekiyor. Bu aslında bence doğru olan bir şey. Hani oyunculukta öyle olması gerekir. Peki ün sizin için yani size özellikle belli karakterlerden sonra çok daha fazla... ...işte Avrupa Yakası'nda mesela Burhan Altıntop karakteri size bayağı o dönemde... Tabii önce bir de Metiyasyo'dan başlıyor. Tabii öncesi o var ama en sonki olarak örnek verebilirsek o rol... Şimdi o rolden sonra iyice böyle bir sizin için bir altın çağ devri yaşanmış oldu. Yani hem ünlenmeniz açısından hem de insanların sizi tanıması, anlaması açısından. Ün korkutucu bir şey mi? Yani insanların size bu kadar ilgi göstermesi sizi korkutuyor mu? Evet, korkutuyor. Çünkü insan aslında yalnız özel dünyasında arkadaşlarıyla ve ailesiyle beraber yaşar. Ünlü olduktan sonrasında herkesin sizin tanıması ilk etapta bir çok garip geliyor. İnsan nasıl hissediyor? Belirli bir yerden sonrasında şöyle ben çözdüm olayı. Hani sonuçta ben bir erbağlıyım. Erbağ'da herkesi tanırım. İşte esnafı tanırım. Orada burada çay içerim. Bütün Türkiye tanıdığını düşün. Diye düşündüm kendi kendime. Hani onu düşünerek mi? Güzelmiş. Olayı hani yani. Daha çekirdeğinde düşünerek öyle çözdüm yani. Gerçekten her ortamda ilginç bir şeydir. Hani Erbaa'da tanınma hadisesi aslında Tokat'ta ki hadiseden bahsediyorsunuz. Kendi küçük dünyasında insan, kendi küçük dünyasında popüler olunca diğer popülerliği daha mı rahat başa çıkabiliyor. Onun örneği midir bu? Herhalde. Yani aslında ben zaten popülerdim falan diye. Gibi bir durumum vardı benim aslında. Yani Erbaa'da bu okul gösterilerinde çıkıp taklitler yapan da birisiydim. Hani orada söylenirdi şeydeki çocuk hani şeyin taklidini yapan çocuk falan gibi. Orada bir popülaritem vardı. Sonra abim bir radyo açtı. Orada bir süre sunuculuk da yaptım. Oradan da bir popülaritem vardı. Zaten benim bu konuyu biliyordum. Benim merak ettiğim başka bir şey daha var. Tecrübeli olduğum bir oyuncular konu değil. Oyuncular genelde böyle hani dışarıdan çok kendine özgüven sahibi, işte heyecanlanmayan, son derece işte halkın önüne çıkabilen insanlar olarak algılanırlar. Hani bu sizin bununla ilgili aksine söylediğiniz şeyler var. Aslında çok heyecanlıyım işte gibi. Şimdi, hepsi öyle. Hepsi.
O bu belki de mesleğe özgü bir şey. Bunu hiçbirimiz oyuncu olmadığımız için anlayamayacağız ama minik bir tarif olabilir. Sahne nasıl bir şey? Yani hem ekranda olsun hem tiyatro alanında olsun. Yani o oyunun o rol geldiği zaman ya da o rolü oynamaya başladığınız andan itibaren neye dönüşüyor? O kadar heyecan gidiyor mu? İşte o kadar insanların önüne çıkma durumu, korkusu gidiyor mu? Nasıl oluyor? İlk önce bir korkuyla başlıyor bu. Sete gidene kadar, provalar, kayıt denene kadar. Çünkü korku bilmemekten kaynaklanıyor. Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun değil mi? Bilmediğiniz için korkuyorsunuz. Ondan sonrasında büyük bir endişeye başlıyor. Hani kayıda gireceği zaman büyük bir endişe. Ya yapamazsam duygusu oluyor gibi. Mu? Onların alt metinlerinde o var zaten, o endişe. Ve aslında ben bir balondum filan, hani şimdiye kadar yaptıklarımı unutun filan, hani şu anda ben bittim filan. Ama biraz da öyle bir meslek değil mi? Sonuçta yapamadığına... Yeniden yeniden başlayan bir şey değil mi? Evet, tekrar kendini ve daha fazla yukarıya doğru çıkıyorsunuz, daha algılarınız yüksek olmaya başlıyor. Hı-hı. Yani sahneyi oynayan insanlar ya da sahnede olan herkes, hı-hı, enerjisi çok artar. Yani bir önceki haliyle yeni hali arasında ciddi bir fark vardır. Yani bir anlamda güçlenir. Süpermen'e o karakter güçlenir bir birden anda. Güçlenir. Hı-hı. Yani güçlendiği için de çoğu insan sahneyi bir anlamda bırakamaz. Yani büyüsü var çünkü. Çünkü bu enerjiye ihtiyaç duydukları için. Hani günlük bu, hayatında olmayan, belki de hiç yapamayacağı şeyleri roller aracılığıyla yaptığı için. Yaptığı için o büyük adrenalinle karşılaşıyor. Bu sadece oyuncular değil, politikacılar, sahne çıkan herkes de var. Peki siz mesela tiyatrocusunuz aynı zamanda. Yani oyunculuk sizin için sadece ekranlarda başlayan bir şeydi. Aynı zamanda sahnede de daha öncesine dayanan bir olay. Şimdi mesela siz oyuncu olmaya karar verdiğinizde bu karakterinize yakın olup olmadığını hiç değerlendirdiniz mi? Hiç düşündünüz mü? Yani ben oyuncu olmak istiyorum ama bu bana ne kadar yakın bir şey? Ya da tam tersi böyle olduğu için mi aslında cazip geldi? Nasıl oldu? Aslında cazip gelmedi. Yani ilk lisede tiyatro yarışmaları falan vardı. Oralarda çok ilgimi çekiyordu. Hmm. Orada hani okulda tanınıyordum filan, hani senden hoşlanmayan kızlar hoşlanıyordu filan, hani seninle konuşuyordu filan, hani çok ilgimi çekiyordu. Kale alınıyordun. Evet evet, hocalar filan hani tanıyordu filan, hani sonrasında tabi burayı anlatırken çok uzattığım için şeyi unuttum. Herkes olur. Herkes değil olur. Mi? Yani neydi o? Yani hayır, sahnede şimdi sizin mesleğiniz oyunculuk ya. Buna karar verirken oyuncu olmaya ne kadar yakın olduğunu düşünüyordunuz size? Bu mesleğin. İlk etapta aslında hoşuma gidiyordu. Sonrasında konservatuvarda ilk sene, üçüncü senesinden itibaren bana uygun değil kararın zaten bende çıkmıştı yani. Memnun değildim. Çünkü ya metinleri anlamıyordum ya da yaptığım şeyler çok saçma geliyordu. Mesela kılıçla dövüş sahnesi neden yapıyorum falan diye. Benimle ne alakası benim var bana? Çok gülüyordum mesela, babam, annem. Ha, bir de o var değil mi? Her role girmek ister misin aslında? Bir de o olan kılıç sallıyor. Evet, aferin. Öyle bir şey vardı ya oyunculukta, her role gireceksin gibi. Evet. Bu da tabii istemediğiniz o kılıç. Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani gördüğüm kadarıyla diyebilirim tabii ki. Şöyle klişe bir şey vardır, onu söylemek istiyorum. Oyuncular egoludur ya da sanatçılar için çok egolu olduklarından ve egolarının olmasa hiçbir şey olacağından falan diye vururlar sürekli. Ama ben bazı oyuncularda bunu görmüyorum. Gayet egosuz ve çok iyi oyuncular da var. Ben hani böyle bir kalıbı siz de kabul ediyor musunuz? Yani ben de egoluyum, siz farkında değilsiniz ama aslında ben çok egolu biriyim falan gibi bir durum mu var? Yoksa yo, hiç de egolu değilim, demek ki bunu çok egolu olmayan insanlar da yapabilir diyor musunuz? Öyle bir şey var mı? Ya aslında yani ego da aslında büyük bir korkudan kaynaklanıyor. Yani sahne heyecanı ve sahne korkusunun getirmiş olduğu bir sonuç bence o. Yani aslında bu durum bende yok filan. Tam karşı tepkisi gibi geliyor bana ego. Yani aslında işin özüne bakıldığı zaman normal bir durum değil. Bir aktörün kalkıp bir sahnede
normal böyle konuşurken sahneye çıkıp birden ağlaması, hüzünlenmesi ya da bir şeyi devirmesi, sinirlenmesi. Çok karmaşık. Yani normal hayatı mesela daha hızlı. Bir tartışmanın içerisine girdiğimiz zaman bile de 2-3 gün aklımızdan çıkmaz yani. Etkiler bizi böyle şeyler. Oyuncular bunu her sahneye çıktıklarında yapıyorlar. Hı-hı. Aslında bir anlamda duygularını bölüyorlar, parçalıyorlar yani. Yani aslında işin özüne bakıldığında son derece stresli, gergin bir iş. O zaman gergin oluyorsunuz değil mi? Evet, gergin. Çalışırken gergin misinizdir? Evet, yani ana şeyi duygu gerginliktir. Bir de benim merak ettiğim başka bir şey var. Şimdi oyunculuk aynı zamanda cemaati olan bir meslek. Yani oyunculuk oyuncularla beraber olduğunuz zaman bir cemaat var. Herkesin birbirini anladığı varsayıldığı, işte bütün evet. oyuncuların birbirini anladığı, aynı dilden konuştuğu varsayıldığı bir iş, meslek. Şimdi bu cemaate ait olmak lazım mıdır? Yani siz mesela bu böyle bir cemaat var ve siz o cemaate ait misinizdir? Yani oyuncular aslında mesleki anlamda ortak bir dilleri vardır. Yani bu sadece Türklere özgü bir konu da değil. Yani Avrupa sinemasında da ya da Amerikan herhangi bir aktörün ya da aktristin evet. Türk aktör aktrisle konuşma dili aynıdır. Yani çünkü mesleki evrenseldir. Dili evrenseldir oyunculuğun. Hani yerel bir dili yoktur yani. Ondan dolayı kendi içerisinde birbirleriyle anlaşması daha kolay oluyor. Yani birbirlerini daha iyi anlayabiliyor. Kendinizi yetenekli buluyor musunuz bilmiyorum ama sizi böyle o yaptığınız, girdiğiniz rollerden dolayı çok yetenekli olduğunuzu düşünenler var. Bu sizin hayatınızda ne kadar yüzdeyi kaplar? Yani mesela siz yeteneğinizin farkında mısınız? Yeteneğin çalışmanın önüne geçtiğine inanır mısınız? Aslında yetenek geliştirilen bir şey. Bence birisinin çok yetenekli demesini doğru bulmuyorum yani ya da o kişinin buna inanmasını da doğru bulmuyorum. Yani bir maharet vardır ama bu maharet ne kadar geliştirilebilir? Hani problemlerini kendi içerisinde çözebiliyor mu? Yeni sonuçlar çıkartabiliyor mu? Yani oyunculukta bu tip şeyler çok önemli ya da hani yetenekle ilgili konularda. Yetenek çok geliştirilebilen bir şey. Siz kendinizi yetenekli bulur musunuz? Geliştiğimi düşünüyorum. Hani kendim geliştirdiğimi düşünüyorum ve bu benim zaten hani istediğim de bir şey. Kendim geliştirmek istiyorum. Hayata karşı update olmak istiyorum. Mesleğime karşı update olmak istiyorum. Yani hiçbir şeyin gerisinde kalmak istemiyorum. Yani bu sadece hani iş hayatımda da değil, hani özel hayatımda da yenilikçi olmayı, yenilere açık olmayı doğru buluyorum. Neyi unutamadın gibi bir geyik soruyu sormayın dedim ama soracağım. Filmde çok fazla hani Zeki'nin konuşmaları vardı. Ben sahneyi oynarken bak oraya bak. Şimdi aklımdan ya ben şimdi burada durayım mı, durmayayım. En iyisi dışarıda biraz dolaşayım. Düşün. Hı. Ondan sonra şimdi çık. Şimdi böyle sesler var hep. Hani böyle şeyler söylüyor. Ben de yani çekim bittikten sonrasında o sesler bende devam ediyor. Uyandığım zaman mesela sabahleyin uyandığımda ha şimdi açma. Gözlerini açma. Yavaş yavaş aç. Sonra bir tuvalete doğru bir bak. Ondan sonrasında birden kalk ve git. Peki son filme gelmek istiyorum ben. Bu yeraltı filmine gelmek istiyorum. Ben sizin filmlerinizi izlediğim zaman, bu sizin ilk Zeki Demirkubuz filmi değil. Aynı zamanda Yazgı'da da oynamıştınız. Bu daha ufak bir roldü ama. Genel itibariyle sizin hani Vavien'de olsun, işte Yazgı'da olsun, bunu daha bunu bilmediğim için, izlemediğim için bilmiyorum ama genelde böyle hangi rol olursa olsun bir naiflik var sizde. Bu tabii benim tespitim. Bu Kübra'nın tespiti. Şöyle bir naiflik. Hani bu belki size çok pozitif gelmiyor şu an hanım. Ama yani ne kadar kötü bir rol denilebilecek bir rolü bile oynasanız ben size kötü bakamıyorum izleyen olarak. Bu tabiatla ilgili bir şey herhalde. Yani sizi asla öyle göremememle de ilgili bir şey olabilir. Burada nasıl oldunuz? Yani yer altında nasıl bir adam oldunuz? Kendinizi nasıl buldunuz daha doğrusu izleyince? Yani aslında kötü rolleri oynarken de onların bir
savunma ihtiyaçları olduğunu düşünürüm. Yani aslında bir anlamda rollerimi ben savunurum. Yani oynadığım rollerin arkasında dururum diyorsun. Dururum. Yani çünkü onları hani hatalı olarak hani hataları vardır evet, yaptıkları bir ton şey hani karakter olarak söylüyorum. Bir de hani bir tekmeyi de ben vurayım gibi bir durum. Bir de o inandırıcı olmaz galiba, değil mi? Şimdi mesela insan rolüne inanmasa, rolünü bu kadar benimsemese herhalde o kötü karakter olamaz, değil mi? Evet, yani ya zaten hiç oynayamaz da yani. Direkt kafadan reddeder. Zor geliyor mu size kötü rollere girmek? Aslında ilginç geliyor. Yani onların haklılıklarını bulmaya çalışıyorum. Yani onları savunmaya çalışıyorum. Yani sonuçta seyirci karar verir. Yani bir karakterin iyi ya da kötü olduğuna ya da hatalarını, kusurlarını seyirci karar verir. Yani ben olabildiğince oynadığım rolleri savunma ihtiyacı duyarım. Yani onunla bir değer ilişkisi kurduğunuz için mi öyle? Hani ben o hale geldim. Ondan onu yani bu kendinizle ilgili olabilir çünkü hani. Kendimi sokuyorum zaten. Yani İşte belki, onun için diyorum. Hani çok zor duruma düşseydim acaba ne yapabilirdim? Kötüler bile. Evet, birden hani şey hani ben oynadım o rolü, kayırayım gibi de değil yani. Öyle de bakmayın. Oyunculuğun bir ömrü var mı? Ya kesinlikle ya da yok. Ne zaman bir ömrü olur? Yani ne yaparsanız mesela bir şeyler yaparsanız hep yolunda gider her şey. Evet. Büyük yani, tehlike. Ama bazı alanlar vardır, bazı noktalar vardır. O çukurlara yani basmamak da gerekir. Sonlandıracak, oyunculuğu sonlandıracak. Var mı böyle kafanızda şunu yaparsam benim için oyunculuk biter dediğiniz bir şey? Yani aslında aynı tip rolleri oynarsam oyunculuk benim için emekliliğe ayrılmak gibi bir şey olur. Yani ama değişik roller, değişik performanslar sergilersem hani çok daha fazla rol oynama şansım artar diye düşünüyorum. Bir de teklif, sizin şöyle bir yapınız varmış sanıyorum. Teklif beklemeyen bir oyuncu olarak kendisi tanımlıyorsunuz. Bir şeyler yapmak için öne yok olanlardan bir tanesi siz olur musunuz? Genelde çok iletişim halinde olur musunuz? Hem yönetmenlerle, işte çalıştığınız evet. ekiple falan. Evet. Çok kafa yorar mısınız bu tür şeylere? Yoruyorum. Yani ben hani oturup evde teklif hakikaten beklemeyi seven birisi değilim. Yani iş yaratmayı severim yani. Yeni projelerden bahsetmeyi falan severim. Ondan dolayı ben çok aktif birisiyim yani. Yazarım, boş zamanlarımda şey bir senaryo çıkartırım falan. Hani şu anda 6 ay boşluğum var. Burada bir filmim olsun falan derim. İleride yapılır yapılmaz falan. Hani aktif olmayı doğru buluyorum. Babiyan sizi sinemaya karşı cesaretlendirdi mi? Yoksa tam tersi mi oldu? Yani çok güzel eleştiriler aldınız, evet. hani güzel bir ödülü filmdi, ödül de aldınız, ödüllendirdiniz ama o piyasanın içine girmek bambaşka bir şey. Yani sizin bir filmde oyuncu olup o rolü oynamak başka bir şey, o filmin tamamının size ait olması başka bir şey. Ne yaptı sizi? Daha mı çok cesaretlendirdi bu meslekte, daha mı ürküttü piyasayı gördüğünüzde? Evet, daha çok ürküttü aslında. Yani yani çünkü Vivian'dan önce çok daha şanslı birisiydim ben. Yani her türlü projemi yapmak isteyen o kadar çok yapımcı vardı ki. Yani Vivian'ı çekti artık yapmayalım. Vivian'dan sonrasında bu durum çok düştü tabii. Yani iş alanım daraldı yani. Engin Bey, reklamlardan sonra devam edelim mi? Tamam. Tamam. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.